sormadığımız sorudan devam ediyorum. Şimdi 18. sorumuzda maliyet bedeli 100.000 TL, birikmiş amortismanı 50.000 TL olan makina, yarısı peşin, yarısı kredili, KDV dahil, dikkat edin KDV dahil, 33.000 liraya yenilemek amaçlı satılmıştır. KDV oranımız %10. İşletmenin bu işlem sonucu kar ya da zarar tutarı ne kadar diye bize sorulmuş. Aslında kayıt sorulmuyor. Sadece sayısal olarak işletmenin bu işlem sonucu elde ettiği kar ya da zarar varsa tutarı bize soruluyor. Şimdi bu tarz sorularda dikkat etmeniz gereken iki soru kalıbı ile karşılaşabilirsiniz. Birinci soru kalıbımızda kayıt değil, sadece kar ya da zararı sorabilir size. Ama ikinci soru kalıbında ise özellikle yukarıda verilen bu işlemin yevmiye kaydı sorulabilir. Biz iki şekilde de cevabını verelim isterseniz. Önce sorumuzun bu kalıp doğrultusunda doğru cevabına bakalım. Yani kar ya da zarar tutarı ne kadar olduğuna bakalım. Şimdi maliyet bedeli 100.000. Soruyu hemen tahtaya alıyorum. Maliyet bedeli 100.000 TL. Birikmiş amortismanı. Birikmiş amortismanı. Sorumuza göre 50.000 TL. Ve satış fiyatına bakıyorum. Satış bedeline. KDV dahil 33.000 TL olarak verilmiş. Yalnız şunu unutmayın. Bu da yine bir sınav sorusu, sözel olarak gelmiş. Bütün giderler maliyete dahil edilmiyor. Hangi giderler maliyete dahil edilmez? KDV, katma değer vergisi. Yani devletin harcama üzerinden almış olduğu vergi kesinlikle maliyete dahil edilmeyecek. Sadece istisnai bir durumu var. Binek araçlarda, binek araç alımlarında KDV maliyete yazılabiliyor. 2. Bakım onarım gideri kesinlikle maliyete yazılmaz. Enerji giderleri maliyete yazılmaz. Depolama giderleri maliyete yazılmaz. Amortisman giderleri yine maliyete yazılmaz. Ve TMS 16 maddi duran varlıklar standardına göre ise faiz giderleri ve eğitim giderleri yine maliyete dahil edilmeyen temel giderler arasında. Yani kısacası siz herhangi bir soru kalıbında, sadece bu soru kalıbına özgü bir işlem değildir bu, bütün soru kalıplarında eğer size kar ya da zararın hesaplanmasını sorarsa ve satış bedeli KDV dahil olarak verilirse kesinlikle KDV'yi işin içine katmayacaksın. KDV işletmenin ne geliridir, ne gideridir, ne karı ne de zararıdır. Yani KDV dahil olarak verilen tutarlarda öncelikle sizin ilk işiniz KDV'siz tutarı bulmak olsun. Yani bu ne demektir? Biz 33.000, KDV dahil 33.000 liraya satıyor isek, o zaman 33.000 bölü 1 artı KDV oranı soruda %10 verildiğine göre 1 artı 0.10 dediğimizde KDV'siz satış bedelinin ne kadar olduğunu görüyorum, 30.000. Peki, devam ediyorum. Duran varlıkların satışından, yani satışı sonucu elde edilen kar ya da zararı bulabilmeniz için formülümüz satış bedeli artı birikmiş amortisman, birikmiş amortisman, parantezi kapatıyorum, eksi maliyet bedeli diyoruz. Formülümüz bu. Duran varlıkların satışı sonucu elde edilen kar ya da zararı bulabilmek için. Şimdi, bu soruya göre satış bedeli, bakın az önce de söyledim, tekrar ediyorum. Kesinlikle KDV dahil denilen bütün sorularda sizin ilk işiniz KDV'siz tutarı bulmak olsun. Kar zarar hesaplamalarında KDV kesinlikle formülde yer almayacaktır. KDV maliyete yazılmaz. KDV işletmenin geliri, gideri, karı, zararı değildir. Devlete ödenecek bir vergidir. O zaman satış bedeli soruya göre 30.000 lira. Eğer tabii bu ayrıma dikkat etmeyip de
satış bedelini KDV dahil 33 bin lira olarak alırsanız tabii sonucu farklı bulacaksınız. Burada küçük bir ayrım, KDV dahil dediğin zaman ilk işiniz KDV'yi çıkarmak olsun. Kar zarar hesaplamalarında kesinlikle KDV dikkate alınmayacaktır. Birikmiş amortismanı. Birikmiş amortismanı 50 bin TL soruda verilmiş. Eksi. Maliyet bedeline bakıyorum. Maliyet bedeli de 100 bin. O zaman verilen bu rakamlara göre bu işletme duran varlığını sattığı zaman kar mı etti, zarar mı etti? 30 artı 50, 80. 80 eksi 100 dediğimizde eksi 20 bin lira gelecektir. Yani bu işletme duran varlığın satışında 20 bin TL zarar etmiştir. Yani sorumuzun doğru cevabına baktığımızda birazdan göreceksiniz zaten. C şıkkının doğru olduğunu görüyoruz. Ancak bu soru kalıbı, yani bu tarz sorular iki kalıpta sorulabilir. Ya bu şekilde size hiç kayıt sormadan, yani kaydını yaptırmadan kar ya da zararı sayısal olarak hesaplatabilir ve burada dikkat etmen gereken en önemli husus, muhtemelen satış bedelini size KDV dahil olarak verecektir ve sen burada KDV'yi önce çıkaracaksın. Yani KDV'siz tutarı bulacaksın. Peki bunun kaydını sorarsak, bunun kaydını yapmak istersek eğer hemen şöyle bir yeme kaydımızı açıyoruz ve söz konusu duran varlığımızın satış kaydını yapalım şimdi. Şimdi arkadaşlar, sorumuzda söz konusu olan duran varlığımız makina. Yani 253 tesis, makina ve cihazlar hesabı. Maddi duran varlıktır. Ve aktifte yer alan bu duran varlıklar prensip olarak, daha doğrusu kayıtlarda şu şekilde çalışır. Artış olduğu zaman borçlu, azalış olduğu zaman alacaklı çalışır. Yani biz duran varlık aldığımızda varlığımız arttığına göre, servetimiz arttığına göre duran varlık alımlarını borçlu tarafa kaydedelim. Ancak bu duran varlıkları sattığımız zaman varlığımız, servetimiz azaldığı için ters tarafta alacaklı tarafa yazarız. Ve sorumuzda makinayı satıyoruz. O zaman aktif hesap olan 253 tesis, makina ve cihazlar hesabını alacaklı tarafa yazıyorum. Yani ters kayıtla kapatıyorum. Ancak burada dikkat edeceğiniz husus da şu olmalı. Duran varlığı kapattığınız zaman kayıtlı değeri ya da mali değeri üzerinden kapatmalısınız. Çünkü bazen dalgınlık da olabiliyor ya da yanlış bilgiden kaynaklı olabiliyor. Öğrenci 253 hesabını kapattığında tutara satış bedelini yazıyor. Ama tekrar ediyorum. Duran varlık hesabını kapattığınızda, yani sattığınız zaman hesabı kapattığınızda kayıtlı ya da maliyet değeri üzerinden kapatacaksınız ki ne kadar maliyet değeri soruda verilmiş bize? 100 bin. Peki biz bu duran varlık için ekonomik ömrü süresince amortisman hesaplıyoruz. Ve sorumuzda zaten amortisman 50 bin olarak verilmiş. Yani buradan şunu da anlayabilirsin. Ekonomik ömrü daha dolmadan biz bu duran varlığı satmışız. Eğer ekonomik değeri dolmuş olsaydı zaten birikmiş amortismanı da maliyet bedeli ile aynı olacaktı. Peki birikmiş amortismanı 50 bin diyor. Biz normalde amortismanı dönemsellik kavramı gereği dönem sonunda kayıtlar alıyoruz. Ve 257 birikmiş amortismanlar hesabını, yani maddi duran varlıkların amortisman hesabı olan 257 birikmiş amortismanları dönem sonunda ilk kayda aldığımızda aktifi düzenleyici pasif karakterli bir hesap olduğu için normalde alacaklı tarafa kaydediyoruz. Ancak ben bu soruda makinayı sattığım için, yani amortisman hesabında dolayısıyla makine hesabını kapattığıma göre amortisman hesabını da kapatmam gerektiği için o zaman 257 diyorum, birikmiş amortismanlar hesabını ters kayıtla kapatıyorum ve soruya göre amortisman ne kadar verilmiş? 50 bin. Normalde 257 birikmiş amortisman duran varlık alındığı yıldan itibaren her yıl sonunda, yani 31 Aralık tarihinde hesaplanır ve kaydedilecek ve bu hesap dönem sonlarında alacaklı çalışır. Çünkü bu hesap aktifi düzenleyici pasif karakterli bir hesaptır. Ama ben bu makineyi sattığıma göre, makine hesabını kapattığıma göre
O zaman amortisman hesabını da kapatmakla yükümlüyüm. Alacaklı tarafa yazılan 257 birikmiş amortismanı da ters kayıtta borçlu tarafa yazıyorum. Amortismanını da kapatmış oluyorum. Satış bedeli 33 bin. Ancak az önce hesaplama yaptım. KDV'si satışın 30 bin lira olduğunu görüyorum. O zaman KDV tutarı ne kadardır bu durumda? 3 bin. Satış yaptığıma göre satışlarda hangi KDV hesabı kullanılacak? 391 diyorum. Hesaplanan KDV'yi kullanıyorum. KDV tutarı ne kadar? 3 bin. Peki, sorumuza göre biz bu duran bandı nasıl satmıştık? Sorumuzda yarısı peşin, yarısı kredili satılmıştır diyor. Yani ben 33 bin liraya satıyorum KDV'siyle birlikte ama yarısını nakit alıyorum, geri kalan yarısını da veresiye satıyorum. Yani daha parasını almamışım geri kalan yarısı için. O zaman nakit aldığım kısmı yüz kasa hesabına yazıyorum. Çünkü duran varlığımı satmışım. 33 bine KDV dahil satmışım. Yarısı 16.500 lira yapacaktır. Nakit olarak aldığıma göre kasama 16.500 liralık bir para girişi var. Ancak geri kalan yarısını veresiye satmışım. Yani parasını henüz almamışım geri kalan 16.500 lira. Peki şunu unutmayın. Eğer ben bu soruda ticari malı, yani 153 ticari mallar hesabındaki mallarımı veresiye satmış olsaydım 120 alıcılar hesabını kullanırdım. Ama duran varlıklarımızı, yani 253 tesis makine ve cihazdan bahsediyorum. Duran varlıklarımızı veresiye sattığımız zaman ise burada hangi hesabı kullanacağız? Özün önceliği kavramı gereği 127 diyorum. Diğer ticari alacaklar hesabını kullanmam gerekiyor. Ne kadar tutarı da? 16.500. Bakın bu ayrıma dikkat edin. Yani şu an bu sorunun cevabını çözerken bazı arkadaşların içinden hoca neden buraya 120 alıcılar yazmadı dediğini duyar gibiyim. Tekrar ediyorum. Eğer bu soru ticari mal satış sorusu olsaydı dediğiniz gibi ben o zaman 120 alıcılar yazardım. Ama duran varlıklarımı veresiye sattığımız zaman örnek 253 tesis makine ve cihaz. Bunları veresiye sattığım zaman 120 alıcıları kullanmıyorum. Özün önceliği kavramı gereği 127 diğer ticari alacaklar hesabını kullanıyorum. Ne kadar onun tutarı da? 16.500. Peki ben bu işten kâr mı ettim, zarar mı ettim? Zaten az önce 20 bin lira zarar ettiğimizi gördük. Ha, eğer şu soruyu sormayıp da direkt kayıt sorsaydı, bu kayıt sonucunda kar zararı bulabilmek için bu formülü kullanıp da uzun uzun işlem yapmana gerek yoktu. Şöyle düşünecektim pratik olarak. Bakın, borçlu tarafın toplamına bakıyorum. 50, 33 daha 83 bin. Alacaklı tarafın toplamına bakıyorum. 103 bin. Peki bu durumda hangi tarafın noksan olduğunu, hangi tarafın tutarının düşük olduğunu görüyorum? Borçlu. Peki biz borçlu tarafa gelir ve karları mı yazarız, gider ve zararları mı yazarız? Tabii ki gider ve zararları. Çünkü kodu 6 ile başlayan gelir tablosunda yer alan hesaplar eğer gider ve zararı ifade ediyor ise borçlu, gelir ve karı ifade ediyor ise alacaklı tarafa yazılır. O zaman biz bu işten demek ki zarar ettik. Bu zararı da 689'a diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabına kaydediyorum ve ne kadar zararımız var? 20. Yani bu tarz sorularda özellikle dikkat etmen gereken iki soru kalıbı. Önemlidir. Yine gelme ihtimali var ki gelmiş sorular bunlar aynı zamanda. Benzerleri. Size bu soruda ya bu bilgileri verip kar zarar durumu ne kadardır diye sorabilir ki sorumuzda aynen bu şekilde sormuşum. Ya da bunun kaydını size sorabilir. Yani satış kaydı. Eğer kar zararı sorarsa şu formül çerçevesinden hareket edip kar zararı bulacaksın. KDV'yi işin içine katmayacaksın. Ama eğer bize bu soruda olduğu gibi, daha doğrusu türev sorusu deyip ben devamını getirdim, kaydını sorarsa kayıtta da ne yaptım arkadaşlar?
253 tesis, makine ve cihazları hesabını ters kayıtla kapattım. Amortisman hesabını ters kayıtla kapattım. Yarısını nakit, yarısını veresiye sattığım için kasa ve 127 hesaplarını kullandım. Ve en sonunda şuna bakıyorum. Yaptığım bu kayıtta sol ve sağ, yani borç ve alacak toplamlarına bakıyorum. Borç taraf 83'tü, alacaklı taraf 103. Hangi tarafın tutarı eksik? Borç. Borçlu tarafın eksik olması bu tarz satış sorularında zarar ettiğimizi gösterir ki bu zararı da diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabına kaydedilir. O zaman sorumuzun, burada tabii kayıt sormamış ama ben kaydını da anlattım size. Zarar 20 bin liradır diyor. Hemen bakalım cevap şıklarımızda hangisi doğru? İşletmenin bu işlem sonucu elde ettiği kar zararı ne kadardır? 20 bin TL zararı vardır. Ceyhan'ın burada doğru olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet, devam ediyorum şimdi. 19. soru. İşletme 01.10.2016 tarihinde 10 yıllığına kiraladığı bir iş yerine. Bakın, kiraladığı iş yerine. Altını özellikle çizmenizi rica ediyorum. Şimdi birazdan nedenini söyleyeceğim. 50.000 TL artı %10 KDV ile asma kat yaptırmış. Bedeli ise ileri vadeli çek keşide edilerek ödenmiştir diyor. İşletmenin 01.10.2016 ve 31.12.2016 tarihinde yapacağı kayıtlarda aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır diye bize sorulmuş. Ve KPSS'nin yine en çok sevdiği soru kalıplarından birisidir. Bir işletmen kiraladığı bir iş yerine değerini arttırıcı bir gider yaptığı takdirde. Hocam ne olabilir? Örnek veriyorum. Ben burayı kiralamışım. Bir faaliyette bulunacağım. Bir mağaza açacağım. Örnek. Ama bu kiraladığım iş yerine değerini arttırıcı gider yapıyorum kiracı olarak. Mesela asma kat yaptırabilirim. Vitrin yaptırabilirim. Asansör yaptırabilirim. Eğer komple bina bana aitse, kiraladıysam. Ya da ahşap dolap yaptırabilirim. 2015'te ahşap dolap sorusu gelmişti. Peki böyle bir durumda biz kiraladığımız bu iş yerine değerini arttırıcı bir gider yaparsak bu gideri hangi hesaba kaydetmemiz gerekecek? Bu gideri maddi olmayan duran varlıklarda yer alan 264 özel maliyetler hesabına yazacaksın. Yani şu ana kadar KPSS'de belki 5 ya da 6 defa bu soru kalıbı gelmişti. KPSS'nin en çok sormayı sevdiği soru kalıplarından birisidir özel maliyetler. Peki o zaman demek ki ben burada 50 bin artı %10 KDV ile asma kat yaptırıyorsam, kiracı olarak iş yerimin değerini arttırıcı bir gider yapıyorsam, benim bu gideri o zaman 264 özel maliyetlere yazmam gerekiyor. Ve kanun şöyle diyor. Maddi olmayan duran varlıklar diyor. Yani özel maliyetler maddi olmayan bir duran varlık hesabıdır. Kanuna göre en fazla 5 yıl boyunca, buna dikkat edin, en fazla 5 yıl boyunca eşit taksitlerle, eşit tutarlarla itfa edilir diyor. Yani amorti edilir diyor. Yani kanunun bu cümlesinden biz şunu anlıyoruz. Maddi olmayan duran varlıklarda sadece hangi amortismanı kullanacağız? Normal amortisman. Çünkü normal amortismanın diğer adı nedir? Eşit tutarlı amortismandır. Yani her yılın amortisman tutarı birbirine eşit gelmelidir. O zaman bu maddi olmayan duran varlık 50 bin liralık bir gider yapmışım amortismana tabi midir? Kesinlikle tabidir. Ama en fazla kaç yıl boyunca tabidir kanuna göre? 5 yıl. Fakat hocam soru 10 yılına diyor. Desin isterse 50 yılına kiralansın desin. Sen kanundaki bu maddeyi atlamayacaksın. Yani 10 yıllığına, 20 yıllığına, 30 yıllığına kiralandı diyebilir. Ama sen kaç yıl amortisman ayıracaksın? En fazla 5 yıl. Hangi amortismana göre? Normal amortismana göre. Yani burada azalan vakiye yok. Burada kısa amortisman zaten hiç olmaz. Kısa amortisman binek araç için zaten. Peki, o zaman biz ilk kaydımızı ve dolayısıyla 31 Aralık dediğine göre amortisman kaydımızı yapalım. Hemen soruyu tahtaya alıyorum arkadaşlar. Şimdi 01.10.2016 tarihinde kaydımızı açıyoruz.
Kiraladığımız bir iş yeri için 50.000 TL tutarında bir asma kat yaptırdığıma göre benim bu gideri 264 özel maliyetler hesabına yazmam gerekiyor. Ve özel maliyetlerin tutarı sorumuzda 50.000 lira. Peki KDV'sini 191 diyorum. İndirilecek KDV hesabına kaydediyorum. 50.000'in %10 KDV'si ise 5.000 liradır. Ve devam ediyorum. Biz bu gideri yaptığımızda sorumuza göre bedeli, yani KDV ile birlikte 55.000 lira bedeli ileri vadeli çek teşhir edilerek ödenmiştir diyor. Normalde teşhir demek düzenlemek demektir. Yani çekin ya da senedin bizzat işletmemiz tarafından düzenlenmesi anlamına geliyor. Teşhir edilen çekler normalde 103 verilen çekler ve ödeme ehlidir. Ancak ileri vadeli dediğimde 2016 sınav sorusuydu, unutmayın. İleri vadeli çek teşhir edilmiştir dediğinde özün önceliği kavramı gereği biz çek yerine senet hesaplarını kullanıyoruz ki 321 borç senetleri hesabını kullanmamız gerekiyor burada. Tutarı ne kadar? 55.000. Hocam bu neden böyle bir değişiklik oldu? Hemen nedeni de bunu söyleyeyim. Aslında soru kalıbı bunu vurgulamıyor. Özel maliyetleri vurguluyor ama bu da geçmiş konumuzu tekrar eden ayrıca bir soru kalıbı olarak karşımıza geldi. Kanuna göre kesinlikle çeklerde vade olmaz. Ama uygulamada çeklerin üzerine vade yazılır. Yani çekler neye benzetilmiş olur böylelikle? Senet hesaplarına. Dolayısıyla özün önceliği kavramı gereği eğer çeklerde vade olayına soru girerse hem 2015'te sordular bu soruyu hem 2016'da sordular. Peki böyle bir durumda biz çek hesabı yerine senet hesaplarını yazmamız gerekiyor. Örnek, eğer biz normalde çek almış olsaydık bu bizim için alınan çekti. Ama ileri vadeli çek alsaydık 121 alacak senetlerine kaydederdik. Bu sorumuzda çek teşhir etmişiz. Yani çeki düzenleyip vermişiz. Normalde verilen çekler ve ödeme emri. Ama ileri vadeli dediği zaman yine özün önceliği kavramı gereği verilen çekler ve ödeme emrinin yerine borç senetleri hesabını yazıyor. Yani şu kırmızıyla yazdığım nokta 2015 ve 2016'da türeviyle birlikte gelmiş bir soru kaldı. Devam ediyorum. Şimdi özel maliyetler hesabı. 2016 yılında ben bu kaydı yaptım. Peki özel maliyetler amortismana tabi midir diyorum? Evet. Çünkü maddi olmayan bir duran varlık hesabıdır. 26'lı hesaplardır. En fazla kaç yıl boyunca tabidir? 5 yıl. Ama hocam soruda 10 yıllığına diyor. Desin. İstersen 50 desin. Sen 5 yıl alacaksın. Peki hangi amortismanı kullanacaksın? Normal. Peki hocam normal amortisman nasıldır? Normal amortismanda bütün yılların tutarları birbirine eşit gelecek. Kaç lira amortismana tabi burada? 50. Peki en fazla kaç yıl amortisman ayırabilirim? 5 yıl. O zaman her yılın amortisman tutarının ne kadar olduğunu görüyorum. 10 bin. Peki amortismanın kaydı ne zaman yapılır? Az önce de diğer soruda da söyledim. Amortisman dönemsellik kavramı gereği dönem sonunda hesaplanır ve kayda geçer. O zaman ben bu hesaplamayı dönem sonunda yaparım. Kaydını da yine dönem sonunda yaparım. Ve amortismanda kural şudur. Biz bu duran varlığı, yani maddi olmayan duran varlığı 2016 yılında kayda aldıysak amortismanı da o yılın sonundan itibaren hesaplanacaktır. Yani amortisman kaydı da 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren kayda geçecektir. Ve kaydı yaparken alacaklı tarafa kesinlikle 257 birikmiş amortismanı yazmıyorum. Hocam neden? Bakın 257 birikmiş amortisman maddi duran varlıkların amortismanıdır. Ama ben şu an maddi olmayan bir duran varlık hesabının amortisman kaydını yapıyorum. Bunun için hangi hesabı kullanacaksın? 268. Aktifi düzenleyici, pasif karakterli bir başka hesabımız alacaklı tarafa kaydediliyor. Birikmiş amortisman ama kodu 268. Nedeni? Özel maliyetler maddi olmayan duran varlıktır. 26'lı hesaplardır. 26'lı hesapların amortismanı da 268'dir. Ve borçlu tarafa da
İlgili gider hesabımı kaydediyorum ve tutarına ne kadar diyorum arkadaşlar? 10.000. Ve buna benzer bir sorunun yine 2016 yılında geldiğini geçmiş yıl sorularımıza baktığımız zaman da görebilirsiniz. En son özel maliyet sorusunun 2016'da amortisman kaydı soruldu. Tabii biz bu soruda ne yaptık? Hem özel maliyeti kayda aldık hem de beraberinde amortisman. O zaman sorumuzun doğru cevabı, bakalım hangi şıkkımız yanlış? A. Özel maliyetler hesabı borçlu 50 bin. Doğru. B. Borç senetleri hesabı alacaklı 55 bin. Doğru. C. Birikmiş amortismanlar hesabı alacaklı 5 bin. Birikmiş amortismanlar hesabı alacaklı ama tutarı hatırlarsanız 5 bin lira değil, ne kadar olması gerekiyordu? 10 bin. Neden? Çünkü en fazla 5 yıl amortismana tabi. 50 bin bölü 5 dediğimizde her yıl amortismanı kaç yapar? 10 bin. O zaman C şıkkının burada hatalı olduğunu görüyorum. Ama D'de indirilecek KDV'nin 5000 borçlu olduğunu kayıtlarımızda gösterdik. E şıkkında genel yönetim giderleri hesabının 10.000 lira olduğunu dönem sonunda kayıtlarda gösterdik. O zaman bu soru kalıbında C şıkkının yanlış olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu arada özel maliyetleri tekrar söylüyorum. KPSS'nin sevdiği soru kalıplarından birisidir. Yine bu sene gelme ihtimali yüksek. O yüzden son defa söylüyorum. Kiralanan bir gayrimenkul için değerini arttırıcı bir gider yaparsan özel maliyeti kullan, en fazla 5 yıl boyunca da amortismana tabidir. Bunu 2016 ya da 15 olması gerekiyor. Bir tuzak olarak 8 yılına kiralanan iş yeri diye vermişlerdi. Tabi öğrenci bunu dikkate almamış, bu kanundaki maddeyi 8 yıl olarak amortisman hesaplamış. Dikkat edin, en fazla 5 yıl olacak. Devam ediyoruz. 20. sorumuz. Büşra Dalkıran İşletmesi 01.11.2017 tarihinde nominal değeri, yani üzerinde yazılı olan değeri demektir. Diğer adı itibari değer demektir. 500 bin lira olan 5 yıl vadeli %12 faiz oranlı tahvilleri banka aracılığı ile 476 bin liraya ihraç etmiştir. Bak, ihraç etmiş. İhraç etmek demek, o zaman bu işletmenin para sıkışıklığı, nakit sıkışıklığı var. Borç para ihtiyacını karşılamak için gerekli mercilerden izin alıp piyasaya tahvil çıkarıyor. Yani piyasadan tahvil çıkararak borç para alıyor anlamına gelir. Yani tahvilin ihraç edilmesi demek, işletmenin borçlanması demektir. Ancak tahviller uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Kısa vadeli değildir. Hem devlet çıkarabilir, hem özel sektör çıkarabilir. Ki sorumuzda zaten özel sektörden bahsediyor. Büşra Dalkıran İşletmesi ihraç etmiş bunu. Peki vadesine dikkat et. Bak, kaç yıl vermiş? 5 yıl. Ha, bunu vermeyebilir. Yani örnek veriyorum, tahvil ihraç edilmiştir der. Vadeyi vermez. Ama sen şunu bileceksin. Tahvil uzun vadeli bir borçlanma aracıdır. Peki biz işletmenin borçlarını bilançonun pasif tarafında görürdük. Kolu 3 ile başlayan hesaplar işletmenin kısa vadeli borcunu, kolu 4 ile başlayan hesaplar da işletmenin uzun vadeli borçlarını gösterir. O zaman burada tahvilin ihraç edilmesi demek işletmenin borçlanması demekse ve tahvil uzun vadeli bir borçlanma aracı ise, o zaman bizim kolu 3 ile değil kolu 4 ile başlayan borç hesaplarından birini kullanıp da bu tahvili ihraç etmemiz gerekiyor. Hangi hesap bu da? 405 çıkarılmış tahviller hesabıdır. Peki, tahvilin üzerinde yazılı olan değeri 500 bin. Ancak biz bu tahvilleri demek ki şu an alıcı olmadığı için nominal değerinin, üzerinde yazılı olan değerin altında ihraç etmişiz. Yani satmışız. Kaç liraya? 476. Peki bu durumda ihraç tarihinde yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur diyor. Şimdi bu sorunun benzeri 2017 yılında finansman bonoları için soruldu. Önemli stratejik sorulardan birisi. Finansman bonosunun tahvilden farkı kısa vadelidir. Ama tahvil daha uzun, yani daha doğrusu vadesi 1 yılın üzerinde olması gerekiyor. Peki böyle bir durumda bu soru için bizim yapacağımız kayıt nasıl olacak? Hemen soruyu tahtaya alıyorum.
01.11.2017 tarihinde kaydımı açıyorum. İşletme tahvil ihraç ettiğine göre, tahvil uzun vadeli bir borçlanma aracı olduğuna göre ve tahvilin ihraç edilmesi demek, tahvilin Büşra Dalkıran işletmesi tarafından çıkarılması demek, bu işletmenin piyasaya olan borcunun artması demektir. Basit hesaplarda artış olduğu zaman alacaklı tarafa, azalış olduğu zaman da borçlu tarafa kaydedilir. O zaman tahvil ihraç eden işletme 405 diyorum, çıkarılmış tahviller hesabını alacaklı tarafa kaydedecek önce ve tahvil ve bonolar kayda geçerken istisnai durumlar dışında nominal değeri ile kayıtlara geçecektir. Peki nominal değeri ne kadar sonunda? 500. Yani kağıt parçasının üzerinde, tahvillerin üzerinde 500 bin lira yazıyor. Ancak bunlar aracı kurum olan bankalar aracılığıyla alınır, satılır ya da ihraç edilir. Yani bunlar organize piyasalarda, örgütlenmiş piyasalarda işlenir. Yani bu işletme bu tahvili piyasaya sunduğu zaman parayı, yani sattığı zaman o parayı nakit olarak kasaya atamaz. Aracı kurum vardır, banka. O zaman bu tahviller ihraç edildiği zaman bunun parası işletmenin banka hesabına geçeceğine göre 102 bankalar hesabı, aktif hesabı borçlu tarafa yazıyor. Ancak soruya göre 476 bin liraya ihraç edilmiştir, yani satılmıştır. Bak, nominal değerinin altında ihraç ediliyor. Aslında burada olumsuz bir durum var. Yani biz normalde bu tahvilin vadesi geldiğinde ana para ve faiz ödemesini biz nominal değeriyle yapacağız. Ama biz bu tahvili ilk çıkardığımız zaman demek ki o kadar sıkışmışız ki ederinin, yani nominal değerinin altında ihraç etmişiz. İşte bu olumsuz farkı pasif tarafta yer alan, pasifi düzenleyici aktif karakterli bir hesap olan menkul kıymet İhraç farkları hesabına kaydederiz. Menkul kıymet, ihraç farkları hesabı. Ancak bu hesap hem 308'de var hem de 408'de var. Hocam farkı nedir? Farkı 308 olan kısa vadeli, 408 olan uzun vadelidir. Farkı gayet açık. Peki hocam, ben bu soru kalıbında hangisini kullanacağım? Bu soru kalıbında zaten tahvil için uzun vadeli borçlanma aracıdır dedim, kolu dörtlü hesap kullandığıma göre. O zaman bu aradaki olumsuz fark içinde yine uzun vadeli olan, kolu dörtle başlayan 408'i kullanmam gerekiyor menkul kıymet ihraç farkı için. Ancak bu hesap, tekrar ediyorum, bak koduna baktığında pasifte ama yanında eksi var. Pasifi düzenleyici aktif karakterli hesaptır. Bunları sözel olarak bileceksin. Hangi hesap eksilidir? Hangi hesap aktifi düzenler? Hangisi pasifi düzenler? Bunlar da soru olarak geliyor size. O zaman ben bu hesabı ilk kayda aldığımda borçlu tarafa kaydediyorum. 408 menkul kıymet ihraç farkı hesabı. Aradaki fark ne kadar? 24 bin lira. İşte sorumuzun doğru cevabı. Ancak hemen türevini, benzerini söyleyeyim. Eğer ben bu soruda tahvil değil de finansman bonosu ihraç etmiş olsaydım, finansman bonosunun tahvilden farkı, tahvili hem devlet hem özel sektör çıkarır ama uzun vadelidir. Finansman bonosu ise sadece özel sektör tarafından çıkarılır ve kısa vadelidir. Yani eğer bu soruda biz finansman bonosu ihraç etseydik borç para ihtiyacımızı karşılamak için, o zaman 405 değil, 305 çıkarılmış bono ve senetler hesabını kullanırdık. Aradaki bu olumsuz fark içinde 408'i değil, 308 menkul kıymet ihraç farkı hesabını kullanır. Ve bu sene gelen soru da bu az önce söylediğim finansman bonosuyla ilgili sorudur. Ve şunu unutmayın, bu da ek bir bilgi olarak bilinsin. Menkul kıymet ihraç farkları hesabı sırasıyla 1. Dönem sonunda 2 diyorum, Kalanı ise vade sonunda 780 finansman giderleri hesabına aktarılarak kapatılır.
Yani bu sorunun devamını eğer sorsaydı, o zaman biz normalde menkul kıymet ihraç farkını önce dönem sonunda, dönem sonuna kadar olan kısmını, kalanını ise vade sonunda ters kayıtla kapatır, yerine 780 finansman giderini yazar. Bu da yine KPSS'nin özellikle üzerinde durduğu ve geçmişe baktığımızda belki 5-6 defa sorulan soru kalıpları arasında. Dikkat edin, aynı zamanda mali müşavirlikte de bu soru kalıpları geliyor. Peki, sorumuzun doğru cevabını yaptık. Bakalım hangi şıkkımız doğru? 405 çıkarılmış tahviller hesabı alacaklı 476 diyor ama tahvil ihraç edildiği zaman nominal değeriyle kayda alınırdı. A yanlış. B'de zaten 308 kullanılmış kısa vadeli ama bu soru zaten uzun vadeli olduğu için baştan eliyorum. Yanlış. C'ye bakıyorum. 408 menkul kıymet ihraç farkı hesabı borçlu. Evet, 24 bin lira. Ceyhan burada sorumuzun doğru cevabı diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.